Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu aytadigan zikrlari qanday boshlangan deyilsa, bu kishini odatlari kechani 3-chi qismida onlardan turardilar. Kechani 3-ga bo'lamiz. 3-chi qismida uyqudan uyg'onib, o'zlarini ibodatlariga kirishardilar. Ya'ni shunda birinchi uyqudan uyg'ongan paytlardagi duolari Alhamdulillahillazi عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره يعني jasadimni sog'lom qilgan, jonimni qaytargan va o'zini zikr qilishlikka izn bergan Allohga hamdlar bo'lsin derkan. Nima uchun? Demak, Alloh taolo meni uyg'ontirdi, uyg'ongan paytimda hamma jasadim, ya'ni hamma a'zolarim omonda ekan. A'zolarim sihat-salomat ekan, shunga Allohga men shukr aytaman. Va hamda Alloh taolo meni ruhimni menga qaytardi. Ya'ni o'sha uxlatishligi ham bu Allohning marhamati, Allohning ne'mati. Inson charchagandan keyin vaqt soat kelib uxlaydi, dam oladi, bir necha soat uxlashligi bilan jismida yana bir quvvatga kirib, yana ibodat qilishlikka, yana kasbi kamolotni davom ettirishlikka imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun bu uyquni ham Alloh taolo bir ne'mat qilib berdi. Endi uxlagandan keyin uyg'onishlik ne'matini ham berdiki, uyg'onib yana hayotni, kasbini, ibodatni davom ettirishlikka. Ana shuning uchun menga o'sha ruhimni qaytargan Allohga hamd bo'lsin va hamda yana Alloh taolo o'zini zikrini qilishlikka menga izn berdi dirkanlarda, onlardan turib tahorat qilib, ibodatga o'sha o'zlarining tahajjud namozlariga kirishar ekanlar. Ana undan keyin boshqa ibodatlarni qilar ekanlar. Endi shu uyqudan uyg'ongan paytlardagi bitta qiladigan amallari misvak ishlatar ekanlar. Ana biz hozir hammamiz bilamiz misvakni. Mana hojiga borganlarimiz, umraga borganlarimiz olib kelyapmiz, ziyoratga kelganlarga tarqatyapmiz. Demak, ana shu misvakda bu sunnat, payg'ambar alayhisalom sunnat tarif hisoblanadi. Shuning uchun doimo payg'ambar alayhisalom shu ishlatar ekanlar. O'sha tahoratlardan oldin keyinchalik ham bu ahliyollarning huzurlariga kirayotgan paytlarda ham misvak olib misvakni ishlatib keyin kirar ekanlar. Bunda aytadilarki, o'sha tahajjud namozlarini o'qishlikka oldin 2 rakat yengil namoz o'qirdilar, ya'ni o'sha shukr vuzu deb ataladigan, tahorat haqqi deb ataladigan namozni o'qir ekanlar. Ana undan keyin o'zlarini o'sha uzun o'qiydigan namozlarini shunchalik o'qir ekanlarki, hattoyinki Hazrat Oyisha onamiz roziyallohu anha rivoyat qilyaptilarki, tik turgan paytlarda uzoq qiyomda turganlaridan oyoqlari ishib ketadigan darajada tik turardilar deb mana rivoyat qilyaptilar. Endi qachonki azon vaqti bo'lib, Hazrati Bilal roziyallohu anhu azon aytadigan bo'lsalar, o'sha azonni kalimalariga javob qilishlari ham bor ekan. Hali masalan biz bu haqidagi hadislarda ham o'qib berganmiz, lekin ko'pchiligimiz bu narsaga beparvomiz. Azon aytilyapti, lekin tashqaridan kirib kelayotgan odamlar bemalol yonidagi odamdan gaplashib kelaveradi. Azon aytilyapti, quloqiga azon kiryapti. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, azon kalimalarini aytilayotganda sizlar ham ichlaringizda qaytarib turinglar. Muazzin Allohu akbar deganda sizlar ham Allohu akbar deyinglar. Ashhadu an la ilaha illalloh deganda sizlar ham ashhadu an la ilaha illalloh deb shu azon kalimalarini qaytaringlar. Hayala solah deganlarida la havla va la quvvata illa billah deb qaytaringlar degan shu mana tavsiyalarni qildilar. Ko'pchiligimiz bunga beparvo. Ko'chada ham masalan azon aytilyapti, bemalol atrofga o'sha kamida aytilgan azon eshitilyapti, lekin azonga javob qilishdi yo'q, beparvo. Kirib kelayotgan odamlar ham, masjidda o'tirgan odamlar ham bemalol yonlaridagi odamlar bilan gaplashib o'tirishaveradi yo o'zini ishi bilan mashg'ul bo'lib o'tiraveradi, unga azon quloqiga kirayotganligi hech qachon sezilmaydi. Bu ham demak o'sha beparvolikni bir ko'rinishi bo'lar ekan. Ana undan keyin kun chiqqandan keyin ishroq namozi, mana ko'pchiligimiz o'qiymiz, ishroq namozi kun chiqqandan keyin o'sha 15-20 daqiqadan keyin o'qish vaqti boshlanadi. Shu namozni o'qir ekanlar,
bu namazı faziletleri doğrusu etken ekeller ki من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. Kim bomdat namazını cemaat bana okusa, yani mescitte cemaat bana okuyandan keyin süngüre kıyas çıkınca Allah'ını zikir kılıp oturursa, yani oturgan cahide uşa kalıp mescitte kalıp Allah'ını zikirini kılıp oturursa gün çıkın geçer. Gün çıkandan keyin iki rekat namaz okusa, bunun için hac ve umranın acirdek bulur, toluk, toluk, toluk da üç marta kaydar koydular. Yani bu dümme digerler değilse, uşa adam demek cemaat bulan bomdat namazını okurken, gün çıkın geçer arada kança vakit olsa, zikir ayetip, ya ki mesela uşa Kur'an okup oturarken, hani gün çıkandan keyin yukarıdaki biz ayetken, işrak namazını okurken, şunu okuyduken olsa, hani uşa adamınca hac kıgendi ve umura kıgendi, hacilige, sevabige, toluk ege bulur. Toluk ege bulur şey diyeni demek, hac kıgendi kança sevap olsa, umura kıgendi kança sevap olsa, şu sevap diye ege bulur da dediler. Yani bu diyeni demek, uşa namazda okup koysa, hacı hem boyundan sakıp bulur adı, umura hem boyundan sakıp bulur adı diyeni emez, belki umge belirledigen, acirlerge, sevaplarge, şuna kanki ege buladı digen mananı düşünüşümüz gerek. Hani ondan ki gün sahabi kiramlar bilen çırali sohbetlerce oturarken hani o şey sahabelerge birer de mesele soruşardı mı ya uzların etergen nasihatleri ya ki bir dini diyanet doğrusu da başka başka doğruları da sohbetler kılıp ular bilen çırali sohbetlerce hem oturarken. Yettinci haleti o şey nafil roza tutuşluydu etiptiler. Bu kişi üyelerine girerkenler de bizge bir tamamlarına birer yegülü var mı deseler eğer üyelerde yegülü olsa ahli yollarımızla oturup uşa tamamını ya ki uşa non mıdır başka mıdır uşa istimal kılarkenler eğer birer de yegülü neyse yok buladıkken olsa onu diyeyim olsa ben roza darmandım uşa günge rozaya niyet kılıp nafil roza tutarken. Şimdi yine bitti cahide Hazreti Ayşe anamız ettiler ki مَا عَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعَامًا قَدُّ اِنْ اِشْتَهَهُ اَكَلَهُ وَاِلَّا تَرَكَهُ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem herkes taamını ayıplamazdılar. Ayıplamazdılar. Eğer iştahalar tartsa, şu anlarına koyulgen taamını yerdiler. Eğer iştahalar bulmasa yemezdiler. Lakin o katta buna kapsan, zünü baskısan, çorpsan, küydür varıpsan, pişirmepsan, yok hakeza. Hani bizdeki külli böledigen geplerimiz o zatta demek, her kaçan o zatta ne kadar sadır bu mesele. İndi mesele, yegil herkese yerkenler bu mesele koyarken. Yani Ayşe radıyallahu anh'a dediler ki, كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يعني أهل عائلتنا يمشون بولادنا ونماز وقتهم سن نماز دسقان. وكشن شن تاري كم تاري لاردن؟ يو إشلرگه ياردن بيركن. من عائشة أنا مدرسة أتبت. يدعي إشلرگه ياردن بيردن. حتى إنك من كان بشرا من البشر يُفَلِّي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ. Yani yine Ayşe anama da yeterler ki, uzat insanlardan bir insan idiler. Kimlerin uzları pakilerdiler, koyularını sağardılar, üyüş yumuşlarını uzları becererdilerdi. Yani Ayşe anama da yeterler. Bunlar hem hani haliki hayatta mesela ben sünneti dondurup koyup ben, sünneti becer yapan, bu sünnet kılış gerek, sünneti beceriş gerek bir gibi görürler. Demek bana Hazreti Ayşe'yi Sıddîk'i anamız rivayet kılıyordular ki, kançalik bu zatını, kemterin bu geliyorlar. Kançalik mesela namaz vakti bugün için yiymişler, karış geliyorlar. Hatta ki kimleri yırtılsa, onları tiki varışları, yamak salış gerek olsa yamak salışları,
ayaklarındaki kiyip duruyan işte çarıkları, çavuşları yırtılıp olsa özleri tikip alışları, yani kançalik hem tarih insan bu geldiklerine bana yani bu cahide malumat veriliyordu. Yani ayetler ki, كَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يُصَلِّي الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّٰهِ Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuha namazını 4 rekat kıl okurdu. Zuha namazıdır. Bu şey peşin vakti gezer bugün bizde çaşgah namazı diyemiz. Bunu vakti kança değilse kıyas şünçeli istiyordu ki yerde uçası yerde uçak kıyasla tahtı bilinlediğin yerde kızdediğin derecedeki bugün peytini çaşgah vakti değildi. Şimdi hazır ki peyti mesela uçak umunan unakini arasıya doğru keledi inşallah uçak çaşgah vakti. Demek çarşgah vakti bugün de 4 rekat şu nafil namazını hem okurdular. Yani özleri hale geldilerce 6 rekat okuşları mümkündü, 8 rekat okuşları mümkündü, ondan ziyade kılıp hem okuşları mümkündü dediler. Bu nafil namaz, bu kıyan okuyduyan, kılaman diyen adamların ihtiyari ravişteki ameller. İsta'inu bi ta'ami sahari ala siyamin nahari ve bil khayrulati ala qiyamin layli. Yani aytarkanlar ki, kündüzgi rozaga sahardagi taom bilan tungi namozga qayrola qilish bilan yordam olinglar degan. Demak, kunduzi o'sha Ramazondan tashqari paytdami, Ramazon rozasini tutadimi, demak saharlik qilinglar. Chunki masalan saharlik qilishlikda baraka bordir degan boshqa hadis sharif ham keladi. Ana shuning uchun roza tutmoqchi bo'lsalaring saharlik qilib, taomlarni yaxshilab saharlikda qonlar to'yg'izib olinglarki Tayin ki o'sha kunduzi roza tutishlikka to'liq chiroyli holatda rozani to'liqmasdan tutishga ega bo'lasizlar. Endi qayrula qilinglarki, qayrulada o'sha peshin namozdan oldin yoki peshin namozdan keyin ozgina qisqa muddat qilib olishingizni qayrula deylar ekan. Demak, mana shunday qayrula qilinglarki, kechasiga namozlarga quvvat bo'ladi. Ya'ni kunduzi ozgina uxlab olsangiz, kechasida bemalol tahajjud o'qiysiz, qazo o'qiysiz, boshqa qilasiz. Şu ibadetlerde becerisizge kuvvet buladı. Şunun için kündüzde az güne kaylule kılıylardır. Bana merhamet ettiler ki. Şimdi yani bu zatını bana gözler namuledir. Mavzumuzda asıl başlanışı için deydi. Şunun için bu zatını gözler namunelerden yana birileri bazarlarda eğlenerkenler. Bozorlarda ko'rib odamlar qanday olti-sot qilyapti, odamlar qanday bir-birlariga muomala qilyapti, ularni ham ko'rib yurarkanlar. Shulardan bir voqeani rivoyat qiladilarki, anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marra ala surati ta'am fa adkhala yadahu fiha fa nalat asabi'uhu balala fa qala ma hada ya sahiba ta'am قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رسول الله صلى الله عليه وسلم şu adetlerine göre mazarga kirdiler bir buğday satıyorken adamını uşa idişide kapmada uşa idişide turgan buğdayga mına kullarını tıktılar Kullarını tıksalar, kulların borgan joyida namlik ko'rindi. O'sha namlikni ko'tarib, bu nima dedilar? Nima qilganing bu? Dedilar, yo Rasululloh, men buni asiylab qilganim yo'q. Yomg'ir yog'ib, mana shu idishdagi, shu qopdagi masalan bug'doy o'zi ho'l bo'lib qoldi. Men asiylab buni ho'l qilganim yo'q, bunga suv quyib bunaqa qilganim yo'q deganlarida, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani, o'sha ho'lligini tashqariga chiqarib odamlarga ko'rsatib qo'yishingiz kerak edi. Biz siz qurug'ini tepasiga qo'yib, namini ichiga qilib qo'yibsiz, bu xiyonat bo'ladi. Odamlar o'sha haqiqatda nam bo'ladigan bo'lsa, namligini ko'rib tursin. Bunaqa qilmang deb o'shani xatosini aytdilar-da, oxirida aytib qo'yildilarki, "Man g'ashsha falaysan." Kimki agar aldaydigan bo'lsa, bizdan emas, aldoqchining musulmonning ishi emas bu. Shuning uchun bunday qilmang deb qo'ydilar. Endi yana bu zotni mana hayotlardan qancha gapirsak oz bo'ladiki yana bitta ta'limotlari shom payti bo'lganda
Köçede oynayıp yürüyen balalarını alıp geliyorlardırken de. Çünkü Şam payeti böyle yetken de o şey cinler bize ilk cinsler diyemiz. Ana işte cinler tozu yiyen ular türlü tamamen terkaladığın payet bularken o şey için balaların bir ziyan yetip alışı mümkün. O şey için köçedeki balaları ise Şam payeti böyle şey yiyenler alıp gelip uçaktırıyorlar. Yani ular köçede çıkıp gitmezsin. Yani Şam bu gendeyken, kim gün batı gendeyken, kutlan vakti bu gende neyken meyli koyuvalıyla, neyken uza üyelerde oynasa oynasın, neyken yatır damını alsın. Ya ki bu mesela uza idişlerin tepelerini yapışlığı, pazarlarda tepesini yapışlığını talim bir yerler, işlete digen idişlerde üstünü yapıp buluşlığı, suğuk üyeler digen idişler o vakti meşliylerken, ağzını beyle koyularken, uza meşlilerde ağzını beyleşliydi, talimini bir yerler. Kaçan ki yatışlığından aldın, üylerin darozalarını dikdiler. Otların bosa ocağdaki otlarını uçuruyla. Şam bosa şamlarını uçuruyla. Kegin uşa işletedigen ilişkileri, su ilişkileri üstünü yapıp kegin uçuruyla. Eğer uşa bekçilike, yapışlike bir anlasa taparmasalariz, bir de yağıt, bir de çöp bosa ham uşa su kuyurgen ilişkilerini üstüge toz koyuyla ki şeytan onda hamle kılarmıydı.